Bu akşamki yemeğimiz takoyaki. Evet. İçinde bulmuş olduğunuz evet şu hazneleri çapa çıkıp gitti. Evet, görmüş olduğunuz deliklere biraz bu karışımımızdan biraz döküyoruz. Döktüğümüz karışımın içine yemeğimizin adı olan takoyaki ahtapot derinlerinden atıyoruz. Daha sonra kırmızı şovga biraz atıyoruz. Bu da zencefil. Zencefil turşusu. Az bir şey de kaşar. Kaşarı atınca biraz da tempranın unundan yapılmış kraker. Biraz böyle kraker tadında. Evet, bunu atıyoruz. Biraz gördüğünüz hazinelerin biraz kızardıktan sonra, daha doğrusu biraz böyle pişikten sonra böyle daha her daireyi böyle nasıl diyeyim, böyle elimizdeki bu iki çubukla bizi çevirmeye çalışıyoruz. Biraz fazla döktüm etrafına. Umarım becerebileceğim. Burada yapılmışları var. Bunları böyle çeviriyoruz. Şöyle dışarıdakileri böyle içine alıyoruz. Gördüğünüz gibi kızarıyor bunlar zamanla. Biraz aslında bunu Japonya'da sokaktaki restoran değil de böyle bizim dönerci diye tabir ettiğimiz Türkiye'deki dönerciler gibi büfelerde sadece bunu yapan dükkanlar var, restoranlar var. Hepsini böyle çevireceğiz böyle. Bişen tarafını alt üst yapacağız. Biraz sonra şu an biraz böyle görünüş olarak iyi olmayabilir ama birazdan içindeki ahtapotlar falan kızaracak. Çiğ değil yani. Yani pişecek. Kesinlikle hamur gibi şey gibi düşünmeyin. İçindeki zencefilin ve kaşarın vermiş olduğu lezzet de çok harika. Evet, bunları alt üst yapıyoruz. Bunları içine doğru böyle kıvırdığımız zaman birazdan dairesel görünüme kavuşacak. Evet. Gördüğünüz gibi kendi kendine. Biraz hızlı olmak lazım. Bu değer becerisi lazım. Ben de bu ikinci yapışım. Daha öncekinde video çekmek kısmet olmadı sizler için. Ama bugün sizin için tekrardan bir yemeği yapmak istedim. Merak edenlere. Bu da genelde bir Japon yemeğidir. Genelde Osaka çevresinde çok meşhurdur. Hatta orada takoyaki müzeleri bile var. Çok eski yıllardır aynı restoranların yaptığı, değişik tatların, değişik kebaplarda yaptıkları. Her dükkanın içine farklı lezzetleri koydu. Gördüğünüz gibi kızarıyor. Az önce görmüş olduğunuz o kötü görüntü artık kendini bir şekle alıyor. Gördüğünüz gibi burada ahtapot halen burada. Onu içine doğru kıvırıyorum. Hadi ahtapot yine. Biraz sonra iyice kızarınca, iyice dairesel yumurta gibi şekil alınca çevirmesi, oynatması, kızartması daha da güzel olacak. Koko Abraham Ali Şükran bana. Atı. Biraz yağlayalım. Kızarmamaya başladı. Güç etmiyor makinenin. Biraz ucuz makine aldık. Her zaman yediğimiz bir yemek değil. Senede bir iki defa belki kullanacağımız için çok da lağım şu an bir makine almadım. Sırf sizin için. Her zaman sushi çiğ yemek, çiğ balık nasıl yiyorsun, nasıl yapıyorsun dediniz. Size genelde başka bir Japon yemeğini gösterdik. Bu da bayağı bir yani gördüğünüz şekilde kızarıyor, pişiyor yani. Çiğ değil. Yani Japonya'ya geldiğinizde aç kalmazsınız. Bunu yiyebilirsiniz yani. Bunun gibi daha nice yemekleri var Japonların. Bendeniz Yoshima. Tüm TürkTorrent. Tüm Torrent aileleri, Torrent arkadaşlarımız, bütün sitelere, tek tek buradan site isimleri, tek tek nickname vermek istemiyorum. Herkes herkesi biliyor. Yan siteler, komşu siteler,
düşman siteleri artık. Gördüğünüz gibi. This is traditional Japanese food. We call it takoyaki. You put it in an octopus, some ginger, some cracker, tempura cracker, some milk powder, flour, and you try to keep it fucking rolling, rolling, and rolling, and this. Az bir şey yağlayalım çünkü çok böyle zaman almaya başladı pişmesi. Az bir şey. Bu da takoyaki özel. Bunların hepsini 1 milyon 1 TL'lik Japonya'da çok meşhurdur 100 yen dükkanları. Onlardan aldık bu malzemeleri. Makine 15-20 TL. Ucuz bir makine. Ama böyle evde çocuklarınızla, ailenizle her zaman dışarı girip İmrenerek baktınız, nasıl bunu böyle döndürüyorlar ellerindeki bu çubuklarla diye imrendiğiniz. Acaba bunu İstanbul'da ya da Türkiye'de yapsak insanların hoşuna gider mi? Gerçi bizde balık yeme, hele ki ahtapot yeme gibi bir alışkanlığımız yok ama içine değişik farklı şeyler de koyabilirsiniz yani. Tavuk et olmayabilir ama farklı bir balık, midye olabilir. İstanbullular midyeyi seviyor. Midye tava. Evet gördüğünüz gibi böyle döndürerek kızartıyoruz. Bu tarafı biraz az pişiyor. Nedense makinenin kendi özelliği. Bu taraf daha böyle bir hızlı kızarıyor. Evet, gördüğünüz gibi hepsi yuvarlak oldu. Az önceki o düz tabaka kayboldu. Bunun en büyük özelliği pişirdikten sonra yani yaklaşık bir 20 dakika 30 dakika sıcaklığını içinde hapsedebiliyor. Açtığınız zaman, ağzınıza aldığınız zaman yemesi hali zor, bayağı bir sıcak. O da insana ayrı bir zevk, biraz acı çekse de insan hoşuna gidiyor. Ağzın içinde bunu döndere döndere ısırıp çevirip yemeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada taco, ahtapot içinde. Gayet güzel kızardı, pişti. Yerken ağzı hafiften sert bir tat verecek ama o da onun özelliği zaten. Ahtapot biraz sert olur diğer balıklara göre. O televizyonda, filmlerde gördüğünüz dev ahtapot kolları böyle canavar kimliği yaratılmış ahtapotlar diye bunlar ufak ahtapotlar yenilebilir. Sushisi, çiğ olarak da dilimleyerek üstüne zeytinyağı dökülerek de yenilen ahtapot gördüğünüz gibi ufak ufak dilimlendi. Hazinelerini görebilirsiniz, kollarının haznesini. Çiğ yeniyor. Fazla bir tadı yok. O kadar akşam bir tadı. Ama bu takoyaki. Gördüğünüz gibi likide kızarmaya başladı. Biraz zaman aldı nedense bu sefer. Geçen yaptığımızda biraz daha hızlı pişmişti. Bilmiyorum derecesi de yok aslında da. Bundan sonra en önemli özelliğe geliriz. Şu birkaç tanesi daha önceden pişirmiştim. Bunları tabağımıza alıyoruz. Gayet güzel kızardı. Daha çok kızartmak istiyorsanız, daha çok dış tarafını böyle sert çevirmek yapmak istiyorsanız böyle biraz daha pişirebilirsiniz. Evet. Buraya getirdiğimiz şeyleri. Burada takoyaki sosu var. Biraz böyle şekerli bir sos. Burada Japonların çok sevdiği bir tare dedikleri takoyaki sos. Böyle üstüne de görürüz. Bunun da üstüne hemen burada katsuobushi dediğimiz pişirilmiş, daha doğrusu pişirir derken büyük sobalarda, büyük fırınlarda tüm balıkları kuruturak, duman üstünde tütsüleyerek pişirip sonra o balıkları böyle rendeleyerek elde etmiş oldukları balık kabuğu mu diyeyim, nasıl diyeyim anlatamam, onu tarif etmek gayet zor. Üstüne koyunca sıcaklıktan böyle bir dans ediyor, oynuyor, canlıymış gibi. Bildiğiniz balık. Bunu kediler çok seviyor. Evde iki tane kedimiz var.